Maraş'ta tatil, daha doğrusu izin aldım Ankara'da işlerden dolayı. Ve bugün Ankara'da da çok dehşet kar yağar. Maraş'ta da 2 gündü yağardı. O hava şeraitinden dolayı da gidemedik. Yani biraz ne böyle deyik de, kısmet, şans deyik böyle bize güldü. Ama yani içimiz ağrıyor. Çünkü oradaki dostlarımız var. O heyecanı yaşıyor. Değge başı beraber sakladık onlarla. Ben inanırım size bir neçe değge sizden danışmadan, Efre girmeden önce tekrar orada genç müellimimiz var, Hemran Emirli. Onunla doktor, inşallah doktor hazırsanın tamamlayacak. Onunla alaka sakladım. O yine o danıştığımız vakta Maraş'ın sirkelendiğini söyledi. Yani sadece 7,8 zelzele değil, yani güç değil. Bir degeden çok aşağı yukarı olmuş. Öte yandan 7 kilometre yer kabuğuna yakınlık mesafesi çok üsttedir, bu demek değil. Bir degre ve çok ağırdır sallanmada. Ve en tehlikelisi ise ondan sonra, yani esas zerzeleden sonra devam eden artçıl, yani devam edici zerzelelerdir ki onların da en büyüğünün 6,6'dır. Yani bu mütexessisler bu zerzelelerin 1 yıl içerisinde devam edeceğini söylüyorlar. Yani hatta böyle bir açıklama da oldu, bilmem ne kadar doğrudur, değildir. Düzdü. Bu Türkiye'de Gölcük zerzelesinden, yani 17 Ağustos 99 yılında olmuştu yanılmıyorsam. O zerzeleden sonra en büyük zerzeledir ama bölgedeki yarım asır içerisindeki en büyük zerzele. Düşün, 500 yıla kadar böyle bir büyüklükte zerzele olmamıştır. Türkiye'nin 10 ilini vurmuş, yani 10 ilini ve aynı zamanda zerzelenin tesiri Suriye, Jordanya kadar, hatta Irak dahil olmakla birçok yerde hissedilmiştir. Yani bu büyüklükte tekanların, dediğim gibi, mütehessislere göre son esirde, yarım esirde, yarım esir derim, özür dilerim, yarım minillik içerisinde en büyüğü olandır. Böyle fikirler de seslenir. Devam eder. Aktarış işleri devam eder. Yardım işleri devam eder ama çok çetindi. Hem hava şeraiti, hava çok soğuktu. Kardan dolayı yolların birçoğu kapalıdır. Şimdi büyük şehirlerde elbette hemen müdahale var. Biliriz ki Türkiye'nin hem Kızılay'ı hem de AFAD hususi Tabii. bu meselelerle meşgul olan gruplardı.